Bayanlar, ekran başına. Ev, mutfak ve araç gereçleri hakkında bilinmeyenleri sizler için araştırmaya ve ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Anadolu'dan aşina olduğumuz kullanışlı ev aletlerini araştırmaya devam ediyoruz. Bakalım bu hafta Burcu Hanım bizlere ne ikram edecek? İzliyoruz. Efendim merhaba. Bu hafta yine Burcu Hanım'la birlikteyiz. Haringey'deyiz. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta çeyizlik sandıklarımızdı. İşte efendim yeni evlenecek olan çiftler özellikle çeyizlik sandık hususunda detay vermiştik. Bu hafta ne yaptık Burcu Hanım? Bu hafta yeni evlenecek olan çiftleri evlendirdik. Evlendirdik artık. Tabii evet. Artık yeni evlen çiftler evlendiler. Cicim günleri geçti. Artık misafirliğe gidelim. Gidelim mi? Gidelim. Peki misafirliğe gidersek bize ne ikram ederler? Kesinlikle çay olacaktır. Hele de benim gibi bir Karadenizli, bir gümüşhaneli, bir çay kolikse misafir olacak olan kişi muhakkak ki çay ister. Peki güzel bir çay nasıl demlenir? Nasıl servis yapılır? Detayları sizden öğrenelim. O zaman bir Karadenizli olarak bir Karadenizli'ye nasıl çay ikram ederim onu anlatayım öncelikle. İyi bir çay demlemek için çaydanlık çok en önemli şey, çaydanlıktır diyebilirim. Önceden bildiğimiz gibi en eskilerde alüminyum çaydanlıklar vardı, onlarda demlenirdi çaylar. Daha sonra çelik çaydanlıklarımız çıktı. Ocağın üstünde, ateşin üstünde demleyebiliyorduk bu çayları. Ama günümüzde artık daha pratik bir şekilde demleyebileceğimiz makineler var, çaycılarımız var. Bu çaycılarda tabii ki dileyen çelik tercih edebilir, dileyen porselen tercih edebilir. Yine küçük aileler çaycıları, büyük aileler veya misafiri çok ağırlayan ailelerde semaverleri tercih edebilirler. Büyük semaverlerimiz var. Çaycılarımızın iki düğmesi bulunuyor burada gördüğünüz gibi. Birisi kettle görevi yapıyor. Diğer düğme ise diğer düğme attıktan sonra suyun kısık ateşte kaynamasını sağlıyor, devam ediyor. Devam ettiriyor anladım. Evet. Peki o halde Burcu Hanım'a rica edelim bize ikram edeceği çayı yine bizim gözümüzün önünde demlesin, olur mu? Tabii ki. Şimdi biz suyumuzu önceden kaynattık sizin vaktinizi çok almamak için. Tabii ki ben kendim demlerken öncesinde çayı koyuyorum. Hani bir tozunu alıyorum, yıkıyorum suyla, ondan sonra bırakıyorum kaynıyor. Şimdi çok vaktimiz olmayacağı için. Efendim kültürümüzün bir parçası olan çayın hikayesi çok eskilere, milattan önceki Çin İmparatorluğu'na kadar dayanır. Efsaneye göre Çin'in ilk imparatorlarından Shen Yong, çay bitkisinin tesadüfen sıcak suya düşmesine şahit olur ve 7 yıl boyunca o bölgede kalarak sürekli çay içer. Bu kadar yeterli sanırım. Ortalama bir çayın demini alması için kaç dakika beklemek gerekiyor? 15 dakika ortalama beklemek gerekiyor. 15 dakika bekliyoruz. Sunum da önemli tabii ki. Bu şekilde şık bir tepside ve şık bardaklarla sunmak da çok önemli. Özellikle misafirlikte önemli. Evinize ilk defa, hani yeni evlendiniz, evinize ilk defa misafirleriniz geliyor. Tabii ki böyle ürünler seçmek şıklık, hem şıklık hem sunum açısından. Yani hem güzel. Zevkimize hem gözümüze hitap ettiği evet. Gibi. Hem de tabii işlevi itibariyle de iş görecek. Yani çayı güzel demleyecek, bardağı, tepsisi, çay evet, kaşığı evet. Hepsi bunlar bir bütün. Birbirini tamamlayacak. Eyvallah. Onu da yine Evkur Haringey'den sağlayabilirler. Peki biz buraya nasıl geliriz? Biraz bunun da altını çizelim. Mağazamız Haringey Green Lanes üzerinde. Turnpike Lane ile Manor House'un tam ortasında bir konumda. Anladığım kadarıyla Haringey'i bilenler zaten burayı da çok iyi biliyorlardır. Haringey'in tam ortasında size ulaşmak mümkün. Evet, mümkün. Zaten hani bulamasalar da sorarak da kolayca bulabilirler. Çünkü genelde herkesin bildiği bir yer. Efendim gördüğünüz gibi 15 dakikamız doldu. Bu saati ben şöyle teslim edeyim size. 15 dakikanın sonrasında güya çayı ben dolduracaktım ama sonra bana şey dedi ya bırak dedi Altan sen dedi o çayı dolduramaz dökersin dedi. Bir de aşağıladı beni. Efendime söyleyeyim o halde sizin bize ikram edeceğiniz çayı bizler sabırsızlıkla bekliyoruz. Tamam o zaman ikram edelim. Yine tabii bir özelliği daha karşımıza çıkıyor.
çayın içinde kendi süzgeci var. Süzgeci olduğu için ayrı bir süzgeç kullanmaya gerek yok. Gerek kalmıyor. Harika, o halde. Ay, ay, Burcu Hanım mis gibi çayımızı bardaklara dolduruyor. Afiyet olsun. Efendim çaylarımızı içtik, içiyoruz, içmeye devam ediyoruz. Burcu Hanım çok teşekkür ederim. Gayet keyifli, güzel olmuş. Özellikle aileler için, hatta iş yerleri için misafirlerine ikram edilmek isteniliyorsa, çay ikram edilmek isteniliyorsa bence düşünülmesi gerekilermiş bir ürün. O yüzden çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bu arada müşterilerimizi de Evkur Haringe'ye çay içmeye bekleriz. Efendim canı şöyle güzel bir çay çekenler varsa reklam arasında çaylarını hazırlayabilirler. Şimdiden afiyet olsun.